Onun için birbirimizi çok dikkatle dinlersek, bir daha söylüyorum, hiçbirisini yermek, eleştirmek, tabii ki eleştireceğiz, yanlışları eleştireceğiz, doğru yola doğru sevk etmeye çalışacağız. Bu toplantıların ilki bu. Cenab-ı Mevla bu toplantıyı iyi niyetle yürütecek ve hayırlı etsin. İnşallah başarıya da hep beraber ulaşacağız. Değerli arkadaşlar, yerel seçim bitti. Az bir oyla da olsa, şimdiki belediye başkanımız Sayın Nihat Çelik seçimi kazandı. Yani göle kadar 4 kişiden ikisi aşağı yukarı bize oy verdi, ikisi de ona oy verdi. Az bir oyla geçti, kazandı. Şimdi şeyden başlamak istiyorum. Yani şu Esen Mahalle'yi açarsak. Esen Mahalle'den bir feryat çıktı. Seçimden sonra. Başkan bize sahip çıktı. Konu 500 dönüm mera ve akabindeki ormanlık alanlar bir firma tarafından kiralanmak istedi. Gittik, firmayı araştırdık, inceledik. Gerçekten bir yatırımsa hani engel olunmasın dedik. Kağıt üzerinde milletin malını yasalardan yararlanarak oradaki yerel idarecilerden faydalanarak proje hazırlayan ve bu projesine elde ettiği araziyi satan bir firma. Türkiye'de hiçbir kaydı yok, hiçbir mal varlığı yok, şey üstünde bir şirket. Ama maalesef bu şirketin, hatırlayın, burada bürosu da açıldı. Müdürü tayin edildi. Gittik Esen Mahalle'ye dedik ki ya Allah aşkına az daha sahip çıksaydınız bak bundan hiçbiri olmayacak. Oradaki nimeler dedi ki geldi bize yemin etti dedi. İnandık, oy verdik. Değerli kardeşlerim, orada çok büyük bir mücadele başlatıldı. Biz de destek verdik. Engellemeler oldu. Kavgalar oldu. Yargı önüne gelindi. Ama oranın başta muhtarı ve halkı olmak üzere bir mücadele sonucu bir dava açıldı. Biz de cebimizden 3-5 para biz de katkıda bulunduk hep beraber. Ve orada ki dava kazanıldı. Temize geldi, gitti ama aynı gibi. Bu sefer Gölyaka tarafında bir eylem yapıldı. Ama Gölyaka tarafındaki eylemde Gölyaka tarafı kalabalık olduğu için herkes ben gitmeyeyim de şu gitsin dedi. Tek sahip çıkılmadı. O gün avukat dedi ki Esen Mahalle'deki davayı kazandığımızda burayı da açarız dedi. Ve şükür olsun bu dava kazanıldı. Orada bir haksızlığa dur dedi. Şimdi yıllar geçti. Dedik ki ya bu kadar bu davaya göre bu tarafa dokunulmaz dedik. Hani dokunacaksalar da burası Gölyaka'nın, değerli arkadaşlar, Gölyaka'nın akciğerleri sayılabilecek doğa harikası. Bir daha anını söylüyorum. Şimdiki belediye başkanımızla, ben o zaman AK Parti'nin ilçe başkanıyım. Eskişehir Üniversitesi rektörlüğü iki otobüsle buraya geldik. Kültür Park ve çevresini gezdiler. Biz de gittik, hoş geldiniz dedik. Rektör belediye başkanına döndü dedi ki, başkan bak dedi. Türkiye'yi gezmiş birisi olarak, 81 vilayeti gezmiş aşağı yukarı birisi olarak, ben o tabana, E5'e, denize, hemen Yamaç Dağı'na, suya, çimine, ağacına böyle bir harika yer ya gördüm ya bu ikincidir. Buraya sahip çık, buraya yüz binlerin gelebileceği hizmete aç,
çimine ve ağacına dokunma. Buraya sahiplen ve bu göl yakayı ayağa kaldırır, koşturur dedi burası. Ama buraya dönüp gölü, suyu, meleğini, aksusu ve bu doğa harikası yeri böyle kuzuların yayıldığı, koyunların yayıldığı, sığırların, affedersin, hayvanların yayıldığı, insanların tatil yaptığı bölge haline getir. Bütünleştir burayı. Değerli arkadaşlar, odur budur. Bakın, orada gittiğinizde görüyorsunuz. Bir yapıt gördüğünüzde, şöyle baktığınızda doğaya bir çirkinlik gösteriyor. Yani yapı şeye uyması lazım en azından. Mesela işletme binası var orada, işte ağaçtır, şudur budur. Betonun olmaması gerekiyor. Maalesef belediyemiz burayı sahiplenme yerine ağacını talan etmek, tikçeğini kesmek, böyle bir hor bakar, buranın sürekli bir şeyler olup bir yerlere verilmesi için bir gayret içindeler. Şimdi son olaylara geldiğimizde değerli arkadaşlar, bir şey söylüyorlar. Muhtar arkadaşlar hatırlar, bizi belediyenin çay ocağında bu meseleler için karşı karşıya geldi. Biz doğrularımızı söyledik, belediye başkanı doğruları söyledi. O zaman basın oradaydı. Orada bizi cahillikle suçladılar. Dedik ki göl yakalı insan için. Göl yakada iki tane hayvan yapacak. Çoluk çocuğuna iki kilo süt sağacak. 3-5 kuruş para kazanacak. Asgari ücretli ya da geçinemeyen, geçim darlığı içinde olan insanlara başkan nereye ayırdın diye soru sordum. Orada olanlar hatırlar. O diyor ki ben, benim için bu cahil diyor, anlamıyor diyor. İşi şeye bozuyor. Hiçbir yere ayırmadığı gözüküyor. İşte burada, o yazıda görebilirsek, değerli arkadaşlar, Gölyaka Belediyesi'nin girişimleri sonucu diyor, Tarım İl Müdürlüğü. Oradaki meraların vasfı değiştirilmiştir. Olmayan mera, mera değildir. Siz mera diyorsunuz buraya. Ama kanunen mera değildir. Kimin eline kalmış burası? Orada birkaç kişinin vicdanına kalmış. İşte milli emniyete emir veriyorlar. İki tane memur orada zavallı. Ne yapsın? Hazırla. Hazırla sat. Ya kirala sat. Sat diye talimatlar veriliyor ve hazırlanıyor. İşte yazı bu. Bu devletin kurumunun yazısı. Bunu bile inkar ettiler. Sonuç değerli arkadaşlar. Orada bir firmaya arkadaşlar ismi kim olursa olsun 81 dönüm yer biliyorsunuz 5 yıllığına kiralandı. Tel örgüt çekildi melene. Ve üzülerek bahsediyorum ki bu firmanın sahibi önde gelen bir arkadaşımız, bizim de arkadaşımız AKP'nin il yöneticisi. Değerli arkadaşım, Gölyakalı zengin olsun, mal kazansın, malı olsun. Ama Gölyaka'nın 10 bin, 20 bin halkının malına göz dikmesin arkadaş. Şimdi ise aynı sahalar satılmak üzere evrak hazırlanıyor. Kim hazırlıyor? Milli Emlak. Şimdi halk bize diyor ki, ya diyor, başkan niye sahip çıkmıyorsunuz? Niye bir önderlik yapmıyorsunuz?
Acaba bir şey mi var diyor. Yani bilinç altında bizi suçlamaya doğru gidiyor. Değerli arkadaşlar, buranın satışları ile ilgili bir çalışma başlıyor. Fiyat tespiti başlıyor. Kim yapıyor bunu? Burada olan muhtar arkadaşlar buradaysa söylesinler. Gölyaka Kaymakamlığı'na gittiğinizde Kaymakam Bey size ben istersen merhaba var burada satarım dedi mi demedi? Var mı? Dedi. Selamlar çevirildi. Evet, bugün bana Ziraat Odası Başkanı aynı şeyi söyledi. Ben oradaki yerleri satarım. Doğru söylüyor Kaymakam Bey. Satar. Niye? Mera değil ki. Bazıları köşeyi dönecek. Mera değil. Yani burası satabilir. Çünkü sahibi yok. Çünkü Gölyaka'daki idarecilerin buralarla ilgili düşünceleri çok farklı. Biz de dedik ki ya öyle midir değil midir bir yazı yazdık. Kaymakamlık kanalıyla Milli Emlak. Milli Emlak bize cevap ver. Bu alanları diyor, bizden diyor yukarısı, fiyatlandırmamızı ister, biz hazırlarız. Başkan diyor, bir gün tık diye internetten ihaleye düşer, satılır. Bunu kim alır bilmem. Mesela Düzce'den bununla ilgili bana 2-3 kişi insan sordu. Buralar satılacak mı, satılacak mı? Talep edeceğiz diyenler. Hatta bir yer hatırlayın. Yani Sivri Kayalardan birilerinin burada gelip yer kiralamaya uğraştığını herhalde biliyorsun. Peki şöyle de bir görüş var. Satılan satılır. Bunu Gölyakalılar alsın. Peki 450 dönüm, 440 dönüm yeri arkadaşlar, hanginiz alabilirsiniz? Bunu alacak insan sayısı belli. Peki aldı diyelim, ter çekti, çevirdi. Yer adamı, buranın önü kapanıyor. Orada spor binası, 10 dönüm ayrı bir şahsa verilecek biliyoruz onu da. Bir hayvan pazarı koyuldu o istikamette. Bir de yüksek okula şimdi 40 tane ağacın kesilmesiyle ilgili işletmeden komisyon kuruldu. İşletme müdürünün başkanlığı. Ya Allah aşkına oradaki ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaç talan etmenin derdi ne? Ağaç dursun. Madem okul yapacaksın yap bunun 20-25 dönümünü. Hadi yapıyorsun. Hemen bu ağaçları kesmenin meselesi ne? Ağaç dursun, güzellik orada. Zaten aralarda büyüyen yerler var, bina yapın. Ağacı kesmiyor. Komisyonda 3 kişi görevlendirdi, fiyat belirleyecek, ağaçlar satılacak, kesin. Arka taraf, kalan yer, siz sahip çıkmazsanız satılacak. Belediye 150 dönüm tahsislemiş, onu diğerlere zaten verecek. Belki halkın yararına kullanacaktır. Ben düşüncelerimi yorumlamayayım. Ama kapatılabilir. Değerli arkadaşlar, diğer kiralanmış yeri de tabii ki şahıs kiraladım burayı da alacak. Yani ben o insanlara şu açıdan suçlamıyorum. Birileri paslaşıyor, birileri alıyor. Alır. Sen vermeyeceksin kardeşim. Bir otur aşağı diyeceksin. Başka iş yap diyeceksin. Şurada yap diyeceksin. Maalesef şunu da biliyoruz ki Milli Park Genel Müdürlüğü'ne, Milli Emlak yanlış söyledim, Genel Müdürlüğü'ne Düzce Milletvekilleri kanalıyla baskı yapılıyor. Hazırladım, satışa çıkacak. İki tane memurun el ayağı bulaşmış. Uğraşıyor. Ama şimdi toptan inkar edebiliyor. Bu belediyede böyle bir ahlak var. Toptan inkar edebiliyorlar. Ama ben size önemli ricam şu, değerli arkadaşlar.
göl yakaya sahip çıkın. Bakın 4 yıl geçti. Biz hiçbir muhalefet bu belediyeye yapmadık. Niye? Halk seçmiş, itiraf yapsın. Ya Allah aşkına, konuyu dağıtmamak açısından bir sağlık ocağında bir doktor ya da hemşire çıkar da ey millet şebeke suyundan su içmeyin diyorsa bunun sorumlusu kim? Buradan adliye düzlüğe taşınıyorsa, şimdi bir göl yakalı bir sabıka kaybı için düzlüğe gidiyorsa bu yolda harcadığı paranın mesuliyeti kim? Sadece yandaşlarına mı partili bunlar? Sadece yandaşlarının çocuklarını kamu işlerine koymak için mi? Nerede bu kadar bu partiye oy veren insanlar? Bu kadar zavallılık olmaz. Koskoca Aksu'nun kenarına iktidar döşüyor. Tonajı alabildiğine dolu kamyon taş arabaları Gölyaka'nın içinden geçiyor. Ham vurdu yeri gibi. Bir yer rüzgarı gidiyor. Buranın biliyorsunuz altyapısı çok sıkıntılı. Yani rahmetli başkanın yaptığı zamandaki o bizleri düşünün bu üstünden kütür kütür bu asfaltın üstünden geçen o tırlar çöker diyor buraya aşağıya. Her şeyini bitirmişsin. İçilemeyen bir su. Bitmiş bir kurum ve şimdi gözü dikmişsin beraber. Ondan sonra da diyorsun ki milli emlak satıyor. Sen bostan korkulu musun? Halk konuşuyor. Halk soruyor. Plancı diyorlar. Kaymakamı da eline almış. Belediye başkanı da eline almış. E bu işi yürütüyor. O zaman gidin istifa edin kardeşim. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Bak buradan bir daha söylüyorum. Benim gizli kapaklı işim yok. Ben ismi de söylüyorum. Erdoğan bal arkadaşımız. Ya siyaseti bırakırsın ya da meradan çıkarsın arkadaş. Sökersin tellerini kaldırırsın. Böyle bir şey yok. Yapmayacaksın siyaset. Sırtını iktidara dayamayacaksın. Çıkacaksınız, bize destek vereceksiniz. Hep beraber burayı Kaysan Mahalle'den Asma Mahalle Meresi'ne kadar güzelleştireceğiz. Bütünleştireceğiz. Arkadaşlar bakın şuraya şimdi. Şimdi buradan gösterelim. Bakın şu çizgideki alan işte plan bahsedilen firmanın kiraladığı alan. Tam aşağısı Mele. Burası orman işletmesinin alanları. Şurası belediyenin kiraladığı. Şurası 10 dönüm ayrılmış birisine. Burası 450 dönüm alan gidiyor. Bir de yani şimdi arkadaşlar kimisi diyor ki benim imar sorunum var sesleyemiyorum başkan. Kimisi diyor bilmem ne. Arkadaşlar sesleyemiyorum yok. Sizin, ben, ya biz buraya sonradan geldik köyden, ya göl yakalıyız ama sizin babalarınız buraları bırakmış ya. Niye kalkıp sahip çıkmıyorsunuz? Ve size şu önerimi sunuyorum. Buraya acilen bu yerlere tekrar Mera'ya dönmek üzere bir davanın açılması lazım. Bu davayı açabilmek için paraya ihtiyaç var. Burada ben 500 lira vereceğim. Bir komisyon oluşturacağız. Arkadaşlarımız gizli ya da açık. Yardımcı olsunlar. Bu kaç liraya çıkıyor? 20 bine, 15 bine. Buraya bir dava açalım. Durduralım bunları. Durduramazsak Allah'a da şeye de biz hesap deriz ki ya uğraştık da bu oldu de. Değerli arkadaşlar. Şimdi siyaseti diyorlar bana başlatmışım.
Ya 4 sene kredi yapmıyorum arkadaşlar. 4 sene. Biraz çalışın canım. Çalışın ya. Yani ben şunu demek istedim. Esnaf rahatsız, halk rahatsız, insanlar rahatsız. Bereket enerji, köylerin yollarını traktör tarlaya çevirdi. Allah aşkına ya. Ne Bakacak köyüne giriliyor, ne saçmalı köyü berbat. Bu yolların anasını belledi. Bu şehrin içinden bari koymayın. Ey belediyede gezenler, kravat takıp dolaşanlar, 4-5 milyar maaşla çalışanlar. Al çalışın. Sabah kalkıyorum 6'da bir Yaşar Cihaz var, zavallı dolaşıyor. 3-4 kişi çalışıyor, gerisi geçiyor. Gerisi başka işte. Kimse yok, kimse yok. O kurumda adam kalmamış. Az borç yapsaydın da fazla adam dursaydı. Fazla işçi alırsın. Çünkü şimdi yasa diyor ki, parana göre işçi alacaksın. Batırmasaydın. Araç kalmadı, gereç kalmadı. Bir Turan amca var, şurada adam zaten mahvolmuş. Arkadaşlar bir toprağını düzeltecek evinin etrafında 2 ay belediye kapılarında. Kepçe yok. Gelmiyor, gitmiyor, gelmiyor. Aynı kepçe. Her yere gidiyor. Bakın Gölyaka'da yaşayanlara söylüyorum. Sizin burada nüfuslarınızın üzerinden devlet bu belediyenin bütçesine hesaplıyor, vergi gelirlerinden gene biz veriyoruz, halk veriyor, Türkiye'de veriyor, bölüyor, bölüktürüyor, bir para yol. Aşağı yukarı 3000 küsur su abonesi var. Emlaktır, şudur budur. Bu paralarınızı size hizmet olarak bu belediyenin döndürmesi lazım. Bakın çamur akıyor bu su, hala başlatılmadı. Bu sene, o sene. Bu sene, o sene. Şebeke ta depremde Alman uzmanlar, başkandı o zaman, ben o zaman ilçe başkanıydım, il genel meclis üyesiydim. Alman uzmanlar asbestli boruyu çıkarmıştı kepçe. Alman döndü boruya tükürdü. Ne diyor dedik, niye tükürdü? Bu boruda hayvan bile su içmez, kanserojen taşıyor. Musluklarınıza beyaz şey bağlayın 2 kat. Bir gün sonra çizin, bak. Yazık günah değil mi? Yazık. Bu belediyenin gelirleri şunlar bunlar, insan bir proje yapar. Bunu bir arazide olarak yap. Kimi diyor başkan görevde değil, kimi görevde. Bir senedir o çarpıyla geçiyoruz. Görevde mi, görevde değil. Görevde, bıktık, çıksın bir açıklama yapsın. Görevde mi, değil mi? Kimse görecek mi? Onun için şunu söylüyorum. Umarım sizin ortaya koyacağınız kararlılık sonucunda hiç kimse buralara dokunamayacak. Dokunamaması için Esen Mahallenin yaptığını yapalım arkadaşlar. Bakın bir avuç Esen Mahalle burada direndi. Muhtarların başta. Burada muhtarları da sizin yanınızda beraber göreve çağırıyorum. Muhtarları başta, biz de katkı yaptık, herkes yaptı. O 500 dönüm meraya dokunamaz. Muhtarları ikili oynarsın mı? Yok, öyle bir şey olmaz. Muhtarlarımız o konuda şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın, görüyorsunuz. Ya böyle bir yere, bakın bütün devlet memurları buradan giderler. Ama giderken şunu söylüyorlar. Böyle bir doğa harikası yere ihanet ediliyor Gölyaka'da diyor. Onun için bizim arkadaşlarımız, onlar da arkadaşımız. Vazgeçsinler, zorlamasınlar. Buradan bir dönüm yer satılmasın. Alan adam yarın bunu satar başka yerlere. Gelir Maraş'tan bir adam alır. Verir parayı alır. Çünkü Meraya kadar, Gölye kadar evler dayandı. Buralar korunsun, göl korunsun, burası turizme açılır. Hem hayvanlar yayılır, hem insanlar tatil yapar buralar. Başka türlü buralardan para kazanılır. Başka projeler yapsınlar, biz de destek veririz. Ama ayıp ya. Medene kadar seni çek. O yana bir yana ben geçemeyim. Halk geçemezsin. Sizin çocuklarınız yarın geçemeyecek.
O Ahmet'in Mehmet'in olmasının ne önemi var ya? Bu dünyanın malı kime kaldı ya? Burada ben tekrar eğer konuşmalarımda değiştiğim, hatam, bir şeyim varsa gene hepinizden özür diliyorum. Ama bu bizim omuzlarımıza bize düşen görev kadar sizlere de bir destek, bir mücadele sonucu halkın karşısında kimse durmaz artık. Halk varsa bir işte o olur. Yani bu hükümette, yani kalkıp da bu başbakan bugünden seçim hesapları yedi ciğerler gibi dolmuşlar sokakları. Arkadaşlar görevlerini yapsınlar. Lütfen bunlara söyleyin. Seçim zamanı kim aday olursa olsun. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Vatandaş belediyeye gidiyor. Kimi görürse derdini anlatıyor. Diyor ki ben seçimde aday olacağım. Sen şimdi git. Bir buçuk sene, bir sene bekle. Kazanırsam senin işini yaparım diyor. Bakın bu belediye bu hale gelmiş. Allah aşkına. Bu insanlar iyi kötü buraya oy ver. Bunları uyarın. Uyaralım. Görevlerini yapsınlar. Seçim zamanı zaten aday olurlar. Birisi olur. Zaten geçen seçim hepsi bir aradaydı. Hepsi de bize karşı mücadele aslanlar gibi. Bir kere olurlar. Yani ne var bunda? Ama onun aleyhinde, onun aleyhinde, onun aleyhinde. Belediyede 5 tane adam var. Her birisi birbirini yiyor. Ve bunları başkan çekip toplamıyor. Ne yapıyorsunuz siz demiyor. Allah birbirinden bozursun. Başkan yok ya. Başkan yok kardeşim. Birisi taksisine birini alıyor. Bir teklifin kapısına gidiyor. Ya utanın ya. Teklif Gölyapı'ya gelen atölyelere Allah aşkına. Adam gibi bir fabrika mı bir yere oluşturdunuz? Bir şey mi yaptınız ya? Bu kadar siyaseti ayağa ve çıkara düşürmeye gerek yok. Hepimiz partilere oy veriyoruz. Hepimiz partiler bizim başımızın tacı. Demokrasinin beşiği. O kötü, bu iyi, o ayrı konu. İcraat da ortaya çıkar. İcraatın varsa zaten halkın karşısına çıkarsın. Alsın. Ben tekrar burada olmayanlara, olanlara biz bir komisyon belirleyeceğiz. Bu komisyon gebar zaten. Bu para konusu 3 olur, 5 olur. Şu dava açılsın. Bu dava zaten valiliğe açılacak. Valilik mahkemeye verilecek. Eğer mera olarak buraları Ethem Mahalli'yi çevirirsek arkadaşlar burada insanlar yanlış yapabilir, gözü aç olabilir, çok alayım ben burayı diyebilir. Onların o imkanı vermemek lazım. Meralar anayasayı da sabittir. Belediye başkanı buraları değiştirirken sanayi yapacağım, fabrika yapacağım demişti. Halk da dedi ki çoluk çocuğumuz çalışın. E fabrika yapılmadı. O zaman kalk tekrar başvur, çağır tarımı, marmı komisyonu yapmaya lan. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Herkes koyununu, sığırını yaysın. Ama bunun buraya dönmesi lazım. Yoksa bir gün tıp internete düşer, birisi de almış olur. Düzce'den alır, Malatya'dan alır, bilemem. Orası satılmış olur, temiz çeker. Ondan sonra bağırır durursun. Bir anlamı yok o zaman. Ben evvel size karaların olmadığını geçen seçimde attım ama insanlar kuma aldandı, şeye aldandı, bayraklara aldandı. Attık, dedik ki bak buralar mera değil. Aklınızı başınıza toplayın dedik ama olmadı. İnşallah bir daha ne olur. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Buraya kadar yorduk sizi. Sağ olun. Sağ olun. Yani bu konuda sohbet, soru soracak. Burada yapabiliriz, konuşabiliriz. Buradayız. Tertip komitesi adına konuşmasından dolayı Sayın Murat Altınlar'a teşekkür ederiz. Katılımdan dolayı Kızgöl Ekonomi'ne çok teşekkür ederiz. Sözlerden bu kadar bir şey. Gerekirse